Türkiye artık dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bir insansız hava aracını tümüyle özgün bir şekilde tasarlayıp, geliştirip, üretiyor ve güvenlik güçlerinde hizmetine sunuyor. Tabii Baykar'da bunu gencecik bir ekip yapıyor. Adeta Z kuşağı denilen, yaş ortalaması 29 olan, 13 farklı mühendislik disiplininden oluşan, işte 800'ü mühendis, 700'ü teknisyen ve her gün büyüyen bir ekibin geliştirdiği insansız hava araçları bunlar. Tabii biraz geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz kısa pistli uçak gemilerine inip kalkabilen ve binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, işte Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda, Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz ama gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle, özellikle kısa pistli gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sistemi Bayraktar TB3. Bununla birlikte tabii burada da görsellerini görüyorsunuz, kavramsal görsellerini. Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Tabii bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan, aynen Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği, kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması. Bu iki platform ve bizde bulunan, Türkiye'de bulunan TCG Anadolu dediğimiz amfibi çıkarma gemisinde konuşlandığında özellikle muharebe, nasıl ki Azerbaycan Tek Vatana Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde bu bir büyük bir paradigma dönüşümüdür diye basına yansıdıysa, bu platformlarla birlikte muharebe sahasında büyük bir devrim olacağını öngörüyoruz ve bu bahsettiğim surf dalgasında, yani teknolojik devinimin, paradigma dönüşümünün o dalgasının önündeysek daha da ileriye götüreceğini öngörüyoruz bizleri. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada insansız hava aracı kullanımı açısından baktığınızda şu anda dünyadaki en sofistike düzeyde, en ileri düzeyde bu platformları adapte edebilmiş ve kullanan güvenlik gücü olarak öne çıkıyor. Bu platformlarla birlikte, yani kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen, ki benzeri yok şu anda, Bayraktar TB3 ve muharip güce sahip insansız savaş uçağı platformuyla birlikte çok daha büyük bir stratejik kaldıraç adeta elinize geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu platformlara şu anda çalışıyoruz, geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz, yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii burada da bazı görsellerini görüyorsunuz. Bütün bu projelerin, bir anlamda bütün bu yolların gittiği son noktaya bakacak olursak, yani düşündüğümüzde biz robot insansız hava araçları geliştiriyoruz. Bütün bu robotik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, otonom teknolojilerin gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yapacak insansız, özür dilerim, uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Ben bunu biraz şuna da benzetiyorum. Düşünün ki kişisel bilgisayarın icadından önce aslında büyük işletmelerin kullandığı dev makineler vardı. Dev bilgisayarlar vardı. O bilgisayarlar
işte kocaman odalara ihtiyaç duyuyordu, kocaman güç kaynaklarına ihtiyaç duyuyordu. Hatta annem de, Canan Bayraktar, iktisat mezunu, biz daha doğmadan önce o bilgisayarlara kartlı, Sanayi ve Kalkınma Bankası'nda kartlı programlar yazıyormuş. Biraz da bizde yazılımcılık ondan geçmiştir diyebilirim. Bu dev bilgisayarlar 1980'lerin başında aslında daha basit diyebileceğimiz bir platforma dönüşülerek işte kişisel bilgisayarın icadı ile birlikte tüm dünyaya yayıldı. Yani kişisel bilgisayarlar o güne değin yapılmış diğer büyük iş bilgisayarlarından daha gelişmiş bilgisayarlar değildi ama bazı nitelikleri sayesinde işte ufak olmaları, kompakt olmaları, her işlemi yapmasalar da herkesin kullanabileceği bir şekilde tasarlanmış olmaları dünyada bilgisayar devrimini bir anlamda çok hızlandırdı ve çok büyüttü. Uçan mobiliteyi de biraz buna benzetiyorum. Yani şu anda otomotivdeki seri imalat hattından beri bugüne kadar yaşanan en büyük devrim işte elektrikli arabaların, bugün TOGG'un da üzerinde çalıştı, elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktığımızda dünyadan da tabii birçok girişimin bu alana çalıştığını görüyoruz. Akıllı uçan arabalar olduğunu görüyoruz. Hatta büyük dev firmalarda bu alana çalışıyor ve 200'e yakın girişim bildiğim kadarıyla bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Yani henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 sene önce başladık ve Cezeri dediğimiz insansız hava aracını, yani bir anlamda pilot olmayı, geliyor mu? Evet, geliyor. Bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynen kişisel bilgisayarın icadında olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama tabii bu her yönüyle çok karmaşık, otonomi problemlerini ve bunun yanında durumsal farkındalık dediğimiz işte gördüğünü anlama, tanıma ve tabii ki çok yüksek insanla birlikte uçacağından çok yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform. Şu an bu gördüğünüz Cezeri'nin ilk prototipi, ön prototipi aslında. Yani şöyle bakabiliriz buna. Bu aslında büyütülmüş bir drone şu anda. Bunun uçan araba olması için içine girecek her sistemin belki 5, 10, 15 yıl gelişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinden işte batarya teknolojilerine, uçuracak, bunu akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka bilgisayarlarından içindeki elektronik donanımlara her şeyin gelişmesi, her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Ama bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim. Yani yarının yarışlarına bugünden hazırlan ve o alanda azami gayreti göstererek dünyada lider ol diyoruz ya, ben bir anlamda sizlere 2005'te o 2 metrelik uçağı gösteriyorum. Uçan arabalar açısından bakacak olursak. Yani bundan belki 15 sene sonra buraya uçan arabalarımızla gelip take-off konferansında kendi milli uçan arabamızla gelip başka şeyleri konuşuyor olacağız. Artık o günün atılımları ne olacaksa.